Evet, şimdi Merkez Bankası faiz değiştirme adımına anladığım kadarıyla devam edecek. Yani faizleri yükseltme şeyine, trendine, eğilimine devam edecek. Çünkü halihazırda bekledikleri dövizler gelmiyor. Dövizlerin gelmesi için daha cazip bir ortam sunmaya çalışıyorlar ama tabii bekledikleri bir türlü olmuyor. Şimdi öyle gerekçeler ileri sürüyorlar, insanın gülesi geliyor. Yok, yargı birbiriyle çatışmaya başlamış. Bakın, yargı birbiriyle çatışmaya başlamış, yabancı yatırımcı bunu görünce korkar gelmezmiş. Yargı nasıl birbiriyle çatışıyor? Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'ni terörizm arka olmakla suçluyor. Evet, yani bunda gerçek payı gerçek. Neden? Çünkü HDP kapatılma davasını Yargıtay bugüne kadar, özür dilerim, Anayasa Mahkemesi bugüne kadar uzattı ve aynı HDP'ye kapatılması gereken PKK'nın uzantısı olduğu artık açık var. Yani Sağır Sultan'ın bile duyabileceği, görebileceği bir şekilde PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye milyonlarca lira. Bakın, biraz sonra işsizliği, vatandaşın geçimini falan şey yapacağız. 540 milyon lira para ödenmesini, yardım yapılmasını ve bu paraların Mehmetçiğe mermi olarak dönmesine neden olacak şeyler yaptı. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, ya işte bunlar ülke içinde dengesi olması gereken kurumlar, birbirlerine girmemesi gerek. Nerede kaldı bizim Atatürkçülüğümüz? Gidin bakalım Bursa Nutku'nda Mustafa Kemal ne diyor? Mustafa Kemal jandarmaya eğer işgal altındaysa ülke karşı çıkmayın mı diyor? Asla. Eğer, değil mi, müdahale edilmesi gereken yerde müdahale edeceksiniz. Dolayısıyla Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyor. Yok efendim, seçimler geliyormuş da seçimlerden sonra gerçekler uygulanacakmış. Mehmet Şimşek'in yeri sağlam mıymış, değil miymiş falan. Bakın, mesele bunlar da değil Sayın Alparslan. Mesele şu. Mesele Türkiye'ye döviz gelmesi, destek olunması için bunların esas bekledikleri olay şudur. Kıbrıs'tan askerlerinizi çekiyor musunuz? Doğu Akdeniz'deki mavi vatanınızdaki haklarınızdan vazgeçiyor musunuz? Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine Amerika'nın uzantısı örgütlere, PKK şeyli türevi örgütlerle mücadeleyi kesip askerinizi oradan çekiyor musunuz? İşte o zaman Karadeniz'e Amerikan donanmasının girmesine ve Türkiye'nin Ama bunlar bizim Rusya'ya karşı, kırmızı çizgilerimiz değil mi zaten, Sayın Topkurulu? Sayın Alparslan, hayır, neden olmayacağını, bakın, neyin olmayacağını söyleyeceğim. Yaşayın. Kırmızı çizgiler deyince doğru söylediniz ama bakın, bunlar olmadan Türkiye'ye yabancı sermaye girmez. Girse bile çok canınızı yakar. Ben oraya girmek istemiyorum ama girmiyorlar. Nedeni siyasi istikrar yok efendim, seçimlere kadar bilmem neymiş bilmem ne. Ondan sonra başka şeyler, Mehmet Şimşek'in yeri sağlam mı değil mi? Esas gerçekler bunlardır. Yabancı sermaye sizin bölüp parçalanmanıza neden olacak gerekçe teşkil edecek şeyleri görmeden, sizi oraya sürükleyecek olayları görmeden size bu parayı sokmaz. Bu para bize girmez. 35'e 40'a da gelse. Siz Ocak ayında New York'ta yapılacak şeye Toplantılar var. katılma toplantılara, işte seri toplantılar yapacaklarmış falan, gelmeyecek bakın. Gelmeyecek. Şimdi ha, bu şeye gelelim. Faiz yükseltme ve bu FM diyor ki Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan, biz diyor yaptığımız müdahalelerle faizle, politika faizinin ve ticari faizlerin şey gitmesini sağladık. Dengeli bir şekilde bu şeyin gerçeği odur. Çünkü ben Merkez Bankası enflasyon sunumunu izlerken bu tabloyu orada kullandı Sayın Erkan. Birbirleriyle uyumlu gitmeye başlamış. Neden daha önce uyumsuzdu? Şunun için. Çünkü Merkez Bankası faizi düşük tutuyordu.
Ama öyle baskı yaratıyordu ki bankalar üzerinde. Bankalar faizlerini politika faizine paralel götüremiyorlardı. TL faizi yükseltiyordu. Niçin yükseltiyordu? Çünkü Merkez Bankası dövize dönmeyi ve KKM'yi ki başarıyı zorlamak için ne yapıyordu? Ona göre bankalardan tahvil bono teminat vermesini istiyordu. Bankalarda TL'ye dönmek için ellerindeki tek silah olan faizi kullanıyorlardı. Dolayısıyla Merkez Bankası politika faiziyle bankalar, banka faizleri arasında bir uyumsuzluk gibi görünen bir şey vardı. Şimdi ne yaptınız? Kağıt falan alma o teminat oranlarını düşürdünüz. Muntazam karşılıklarda rahatlama sağladınız bankalara. Doğru yanlış olayını tartışmıyorum bakın. Yaptıklarını sadece söylüyorum. Dolayısıyla politika faiziyle piyasada oluşan faizler arasında şey yakalandı. Uyum yakalandı. Yani burada yapılan şu olmadı. Efendim, piyasada bir rahatlama, bir uyum sağlan. Hayır efendim. Bir zorlamadan başka zorlamaya geçirdiniz. Bu seferki geçirdiğiniz zorlamada faizleri yükselterek bunu sağlıyorsunuz. Türk lirası faizleri KKM'ye göre cazip hale getirdiniz. Cazip hale getirdiğiniz için insanlar KKM'den birazcık TL'ye dönmeye başladılar. Ama dikkat edin, döviz, normal döviz oranı hala düşmüyor. Onu da ayrıca tartışırız ama KKM artı dövize baktığınızda hala son duruma bakmadım ama %60'a 40 civarında TL ile şey arası değişiyor. Onu da bırakın Sayın Alparslan. Geçici olarak TL'ye yaklaşabilir, dövize yaklaşabilir. Ama buradaki temel konuyu kaçırmamak lazım. Siz hala cari açık veren bir ülkesiniz. Cari açık verdiğiniz sürece sizde dövize talep, döviz artışı beklentisi, sizin ekonominize güvensizlik devam edecektir. Ve siz eğer bankalarda rahatlıkla döviz satın alabilme opsiyonunu insanların elinde şey olarak tutuyorsanız, o dövize dönme opsiyonu insanları rahatlıkla bir anda tekrar dövizli mevduatların patlamasına yol açabilir. Dolayısıyla alınan önlemler, daha önce heterodoks denilen politikalar, ben onlara heterodoks demiyorum, heterodoks değil, milli olmaya çabalayan politikalardı. Doğru görmek lazım. Yani hep böyle Latince bir takım kelimelerle ve batıcı bir olaylar açıklanmaya çalışılıyor. Hayır, heterodoks değildi. Onlar milli olma politikalarıydı. Millileşmeydi ama yeterli değil. Tereddütler vardı içinde. O tereddütler sonuçta başarıyı getirmedi. Çünkü katı olarak insanlara siz güven vermek zorundasınız. O güveni veremeyince siz insanlara bu sefer ortodoks politikaları, yani liberal, neoliberal politikaları denemeye başladılar. Sonucu görüyorsunuz. Sonuç yine başarısızlık. Bu sefer de başarısızlığı yok, Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi çarpışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu seçimlere kadar uygulayacak. Seçimlerden sonra acaba ne yapar? Mehmet Şimşek kalıcı mı gidici mi? Hafize Gaye Erkan kalıcı mı gidici mi? Hayır. Mesele o değil. Mesele Türkiye gemisi Asya'ya yöneldi. Bir kere Batı Türkiye'ye güvenmiyor. Bırakın Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Mehmet Şimşek'i falan ortadan kaldırın. Artık Batı sermaye çevreleri, sıcak paracılar Türkiye'ye güvenmiyorlar. Çünkü Türkiye farklı bir rotaya girdi Sayın Alparslan. Bunu görmemiz lazım. Efendim, bu arada Mehmet Şimşek'ten bahsederken çok yeni sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. CDS'lerle, yani Türkiye'nin risk primiyle ilgili bir açıklaması vardı. 700 bas puanlarda, Mayıslarda 700 bas puan olan CDS'lerin risk priminin 400'e kadar indiğini ve sermaye girişlerinin de çoğalacağını söyledi. Yani bu hani bize bir pembe tablo mu çizmeye çalışıyor, yoksa gerçekten hani risk primi çok önemli bir hani süzgeçlerden bir tanesi elbette Türkiye'nin not görünümü
Çok çok önemli ama bunu da sormadan geçmek istemedim size, özellikle işsizlik rakamlarına geçmeden önce. Bakın evet, CDS'ler 700'lerden 400'lere düştü. Bu bir gerçek. Ondan sonra CDS'ler 700'lerden 400'lere düştü. Neredeyse %40 oranında falan bir şey var, düşüş var CDS'lerde. Ama hala sıcak para sermaye girişini sağlayamadılar Türkiye'ye. Nereye kadar düşmesi gerek? Düşürürler mi? Bakın 400 de çok yüksek bir oran. Çok O yüksek. şey, o şeyin tanımına baktığınızda, CDS'in tanımına baktığınızda 400 de Galiba. çok yüksek Evet, 400. bir oran ve hala Türkiye'nin bu rating kurumlarında negatiften dönemedik. Türkiye neden dönemedi? Dönememesinin sebebi gerçek ekonomik durum mu acaba? Onu doğru okumak lazım. O 700'den 400'e iniş Mehmet Şimşek'in iktidar tarafından liberal politikalar uygulamak amacıyla şeye, ekonominin başına getirilmesi için verilmiş bir şeydi, puanlamaydı. Ama para girsin için çok daha düşmesi lazım. O düşüşü sağlayabilecek mi? Hayır, CDS'ler takıldı buralarda. Ve daha yüksek düşüş sağlamıyor. Dolayısıyla tekrar ediyorum, bakın. Sıcak para girişini sağlamak amaçlı Türkiye'nin yaptığı bu şeyler, denemeler, iktidarın, AK Parti iktidarının, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu denemeler başarılı olamıyor. Bunu net görmek lazım. Ve Türkiye'yi daha çok batıya bağımlı hale getirmenin altyapısını oluşturuyor. Türkiye'nin kendi çıkar yolu var. Türkiye'nin kendi çıkar şeyleri var, politikaları var. Onları uygulamak zorunda Türkiye. Oraya gelecek Türkiye nasıl silahla şeyini, bağımsızlığını kazandığı ve arkasından devletçi ekonomik politikalar uygulamaya başladı 1930'larda. Bu bir şey değildi. Ya acaba ben onu mu yapsam, bunu mu yapsam tercihi değildi. Mustafa Kemaller şunu gördüler: eğer ben bağımsız kalmak istiyorsam bu politikayı uygulamak zorundayım. Daha 1923'te Mustafa Kemal, iktisadi silahla kazanılan bağımsızlığın sağlamlığının ancak iktisadi bağımsızlıkla olabileceğini çok net, açık Söylemiş. ifade ettiler Mustafa Kemaller. Onun için bağımsız Türkiye ancak bağımsız ekonomik politikalarla, IMF, Dünya Bankası, bilmem ne, JP Morgan'larla falan olmayacağını, artık denemelerimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakın, halk bir prim daha verdi. Muhalefeti de aynı şeyi verdi. Bakın, hükümet içinde Mehmet Şimşek kadar desteklenen şey yok, bakan yok. Türkiye'nin bugün parlamentodaki muhalefeti ve parlamentodaki iktidarı, hepsi Mehmet Şimşek'i destekliyor. Bu, çok dikkat edin buna. Çok dikkat edin. Çok önemli bir şey bu. Bu kadar büyük siyasi destek arkasında olduğu halde Mehmet Şimşek halen başaramıyor. Siz zannediyor musunuz ki yurt dışındaki şeyler, yabancı sermaye bu görmüyor? Onlar bizden çok daha net ve Elbette. çok daha rahat bunları izliyorlar. Çünkü para onların elinde. Parası olan onu daha sıcak izler, daha net gözlerle, herhangi bir perde indirmeden gözüne izler. Evet. İşsizlik rakamlarına da gelelim. Yani çok uzun zamandır %9'ları hiç görmüyorduk. Bu gerçekten işsizlik düştü mü? Onu sormak isterim efendim size. Şimdi, evet, ben işsizlik konuşacağımızı bildiğimiz için, tahmin ettiğim için bir tablo yapıp Evet, göndermiştim. arkadaşlarımız. Rejimin yüzünü, o tabloyu bir gösterirlerse, Elbette. orada gerçekten işsizlik düştü mü, onu bir oradan izleyelim. TÜİK'in rakamlarıyla izleyelim ki daha gerçekçi olsun bu. Hemen söyleyelim, Evet. Türkiye'de işsizlik düşmedi.
bu tabloda kasıtlı mı yapıldı bu? Hayır efendim, kasıtlı yapılmadı. Ben kasıtlı yapıldığı falan şey yapmıyorum. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından ilk defa biz işsizliği 7,5'a çekeceğiz diye bir şey duydum. Bu insanı sevindiriyor çünkü işsizlik rakamını düşürmeyi bu kadar düşünmezlerdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da bu tabloyu eğer şey yaparsa, incelerse kendisine yanlış da bilgi veriliyor olabilir. Çünkü gerçekte işsizlik düşmüyor. Bakın neden? Şimdi burada ben 2 ayın böyle çok rakam kalabalığı yapmak istemedim ama mecburen bir kalabalık yapmak zorunda kalıyorsunuz Sayın Alparslan. Elinizde değil bu. Şimdi bakın burada bir şeyleri tek tek tanımlayalım. 15 yaş ve üstü nüfus 65.542.000 kişiymiş Eylül 2023'te. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Çalışma yaşı olarak 15 yaş alınmış ve üstü. Tabii bu 15 yaş ve üstünde çalışamayan insanlar var. Nedir bunlar? Öğrenci olanlar, emekli olanlar, hasta ve sakat olanlar. Bir de çalışabilecek yaşta olduğu halde çalışmayanlar var. Bu 65 milyon 542 bin içinde. İş gücünden kastımız ne? İş gücünden kastımız işte 34 milyon 854 bin dediğimiz Eylül itibariyle öğrenci, hasta sakat, emekli haricinde olan rakam. Peki şimdi işsizlik tespitine doğru gidiyoruz. İstihdam edilenler kaç kişiymiş? 31 milyon 686 bin kişiymiş Eylül 2023'te. Bunlar fiilen, fiziken çalışan insanlar. Peki işsizimiz ne kadarmış? 3 milyon 168 bin kişi işsizi varmış. Peki iş gücüne dahil olmayanlar kimlermiş? 30 milyon 688 bin kişi, 15 yaş üstünde emekli, öğrenci ve iş bulmaktan vazgeçenler. İş aramaktan vazgeçenler. Şimdi bunu böyle biraz daha yüksek sesle söyledim. Oraya geleceğim. Peki işsizlik oranımız kaçmış? Eylül'de 9,1'miş. Ağustos'ta 9,2'ymiş. Temmuz'u falan artık koymadım karışmasın diye. İşsizlik oranımız düşmüş görünüyor. 9,2'den 9,1'e. Peki bu oranı biz hangi rakamlardan alıyoruz? İki tane sarı satırımız var bakın. Biri iş gücü yazıyor, biri işsiz yazıyor. İşsizi iş gücüne böldüğümüzde biz 9,1 oranına ulaşıyoruz. Evet, buraya kadar iyi. Peki neden ben iddia ediyorum gerçek anlamda işsizliğin düşmediğini? Şimdi bakın. Bizim 15 yaş üstü nüfusumuz 48 bin kişi artmış. Bir kere biz demek ki 9,1'den 9,2, 9,1 48 bin kişiye iş bulmuşuz diye görünüyor burada değil mi? Halbuki öyle değil. İş gücümüz 105 bin kişi düşmüş. Ne demek iş gücünün düşmesi? Yani ya emekli artmış, ya öğrenci artmış ya da çalışma iş bulmak ümidini kesmiş olanlar artmış. 105 bin kişi bakın. İstihdam çalışan insan sayısı da 59 bin kişi düşmüş. Yeşil satırdan bahsediyorum. Çalışan 59 bin düşmüşse bizim işsizlik oranımız nasıl düşüyor? İşte bu tamamen matematiksel bir şey. Sihir diyelim buna. Aslında İş gücüne dahil olmayan rakamı 153 bin kişi artıyor. Emekli, öğrenci ve çalışmaktan vazgeçen ya da iş bulma ümidini kaybedenler 153 bin kişi artıyor. Şimdi bu iş işte bakın gerçek anlamda işsizlik düşmüyor. Esas olan sizin hani bu 9,1 oranına giderken bir tane satırdan şey alıyorsunuz ya.
işlemi pay ve paydaya koyuyorsunuz ya, matematik yapıyorsunuz ya, aslında iş gücünüz sizin 105 bin kişi düşüyor. Dolayısıyla siz matematiğinizde sanki işsizlik düşmüş gibi görüyorsunuz ama gerçekte işsizlik değil, iş gücünde azalma olduğu için ve bunun da esas olan nedeni çalışma ümidini kaybetmiş veya iş aramaktan vazgeçmiş insanlar 153 bin kişi arttığı için siz sanki işsizlik düşmüş gibi görüyorsunuz. Ha, şimdi orada şimdi tablonun şeyi bu. Biraz karışık tabii anlatması. Böyle biraz bakmak lazım tabloyu anlamak Yo, için ama. aslında oldukça yalın yani bir tablo. Ben çok beğendim tablonuzu. Çok teşekkürler. Gayet yalın ve çok net ifade ettiniz. Tablonuz da o şekilde. Açık sarı olan fosfor yeşile dönük olanlar iş gücüyle işsizlik rakamlarını hani bölün demiştiniz ya 9,1'e ulaşılıyor. Evet, ben de hep o umudunu kaybetmiş olan kişiler zaman zaman artıyor, zaman zaman eksiliyor. O yüzden de orada bir düşüş kaybından dolayı işsizliğin düştüğünü ifade ediyorsunuz. Doğru mu anladım acaba? Tabii. İnsanlar iş bulma ümidini kaybettiği zaman bunu Türkiye İstatistik Kurumu iş gücüne dahil olmayanlar hanesine yüklüyor. Siz zannediyorsunuz ki işsizlik düştü. Halbuki düşen işsizlik değil. İş aramaktan vazgeçiyor insanlar. İş aramaktan vazgeçince de sanki işsizlik oranı düşmüş gibi görüyorsunuz siz. Halbuki işsizlik oranı düşmüyor. Bu tablo rakamlarını doğru yorumlarsak aslında işsizlik artıyor. Efendim, üretim sahasında en çok aranan eleman o ara eleman statüsündeki kişiler özellikle yani. Onlar için de artık bulunamıyor deniliyor. Yani hani orada da bir geri çekilme var esasında. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Özellikle üreticiler bu konudan çok fazla muzdarip. Siz neler Tabii. söylersiniz? Bu konuyla ilgili... Tabii. Şimdi Buyurun. sanayicilerle, işverenlerle ben sık sık görüşüyorum. Çünkü onlardan sıcak bilgi alıyorsunuz. Neyin nereye gittiğine dair. O sıcak bilgi de sürekli bakın yıllardan bu yana sanayici der ki kardeşim ne işsizliği var ya? Ben iş arıyorum. Benim komşum fabrika iş arıyor. Öbürü işe adam arıyor. Yok adam yok. Olmayan şu. O kadar dengesiz bir eğitim politikası izlendi ki Türkiye'de. Sanki herkes üniversite mezunu olmak zorunda imiş gibi. Ha evet, isteyen herkes üniversite mezunu olsun. Ama kolay üniversite mezunu olunmasın bakın. Üniversite mezunu olma farklı bir şeydir. Siz iş umudunu insanların üniversite mezunu olma şeyine bağlarsanız, endekslerseniz insanların kafasını, her yere üniversite açarsınız. Ben mezun olan gençleri oralardan suçlamak için söylemiyorum bunu ama özel üniversiteler açarsınız ve özel üniversitelerde Amerika'da özellikle bu çok yaygın hepimizin bildiği gibi Amerika'da neredeyse okula gitmeden siz parasını yatırdığınız zaman şey alabileceğiniz üniversiteler var. Mezun Türkiye'de. olabileceğiniz üniversiteler var. Böyle üniversiteler kurarsanız, açarsanız sonuçta sizin karşınıza hep komutan olmak isteyen, bu mezun olduğu bölümle ilgili iş yapmak isteyen insanlar çıkacaktır. Doğası gereği doğaldır bu da ve bu doğayla siz işsizliğiniz bu seviyede özellikle genç işsizliğin dayandığı temel, dayandığı taban bu. Ama ara eleman arıyor, ara eleman yok. Bakın siz ara eleman falan boş verin. Çoban aradıklarını ben biliyorum. Bakın çoban, Evet, çoban. Afganlar Türkiye'ye geliyor, geliyor, geliyor diyorlar.
Ya çoban Afgan'dan başka çoban bulunmuyor. Aynen doğru. Başka nedenleri var bunların. Yani neden çoban olmuyor insanlar? Çünkü sosyal güvencesi yok çobanların. Kız vermiyorlar çobanlara Evet. bakın. Doğru. Ben bunu duydum. Ben dedi çobanlık yaparsam kız vermiyor bana dedi. Ben dedi çobanlık yapamam. Siz ne yapıyorsunuz? Afganlı Suriyeli istihdam ediyorsunuz falan oralarda. Yani bakın şey uğruna Sayın Alp Aslan bunu öyle anlatıyorlar ki insanlara sanki liberalizm böyle bir serbest düzendir, o serbest düzende herkes yerine oturur falan. Hayır. Her şey müdahaledir. Müdahale etmediğiniz şeyi başaramazsınız zaten. Herkes de müdahale ediyor ama öyle tersten müdahale ediyorlar ki müthiş dengesizlikler yaratıyorlar. Adam çoban olmak istemiyor, kız verme. Bakın önemli Çok nedenlerinden önemli, biridir bu. evet. Evet, çok. Çobanların çoban olmamak için. Çünkü çobanlar çok ciddi ücretler almaya başladı. Evet. Afganlar yapıyor bugün çobanlığı ve yüksek ücretlerle ama yine de olmak istemiyor. Sosyal beklenti, şehirleşme falan. Tabii çok bunun tartışılacak yeri var. Ben bir de çözüm önerisi bilmiyorum süren ne kadar kaldı Tabii, buyurun. ama çözüm önerisi ne? Peki ne yapmamız lazım? Yani işsizlik düşüyor gibi, cari açık vermiyoruz gibi bakın oradaki komediyi söyleyeyim ben size. Cari Cari açık açıkla ilgili de size açıklandı. ödemeler dengesi geldi bugün. Siz konuya Cari fazla ver. girmeden, evet, cari fazla verdi. Eylül'de 1,88 milyar dolardan fazla bir cari dengede açık verdi. Bunun dış ticaret açığı Eylül'de de 3,66 milyar dolardı. Bu konu hakkındaki yorumunuzla birlikte devam edebilir misiniz rica etsem? Tabii, estağfurullah. Şimdi bakın, Türkiye cari fazla verdi Eylül ayında. Nasıl verdi? Bakın, bir rakamları inceleyin. Bir kere turizm düşmüyor Eylül ayında. Turizm girişleri, turizme döviz girdisi. Çok iyi. 20 milyar Eylül dolar, ayında da 20 milyar dolar havalar üçüncü iyi gitti. çeyrekte. Evet, havalar iyi gitti. Hı Çok hı güzel. hı hı. Turizm gelirlerimiz düşmedi. Bu birinci destek. Ama ihracat artmıyor Hı. Sayın Alparslan. Hani biz cari açığın kapanması ile ilgili ne bekleriz? İhracatımız artıyor. İthalatımız düşüyor. Peki şimdi bakın peki bu ne periz bu ne lahana turşusu? Bir ekonomiye müdahale etmiyoruz değil mi? Liberal bir ekonomimiz var. Olabildiğince serbest. Hayır biz Eylül'de müdahale ettik ekonomimize. Onun için cari fazla verdik. Ne yaptık biliyor musunuz? Altın girişini yasakladık. Bir kota İthal konuldu, evet. kalemlerini inceleyin. İthal kalemlerini inceleyin. İthal kalemlerinde ana düşüş, evet genel olarak bir ithalatta zayıflama var. Ama ana düşüş kıymetli metaller kalemindedir. Çünkü altın ithalatını yasakladık biz. Yasaklamadık daha doğrusu. Altın ithalatında Bir bir takım kota kurallar konuldu. getirdik. Yani müdahale ettik Sayın Alparslan. Bakın bu kadarcık bir müdahaleyle bile siz cari fazla verebilecek şeye geliyorsunuz. Şu ayrı ithalat kalemlerinde düşüş ekonomideki zayıflamayı da beraberinde getiriyor. Bu Avrupa'da resesyon, Amerika'da resesyon bilmem ne bunların da etkisi var. Ama gidin inceleyin. En büyük düşüş 1,5 milyar dolara yakın bakın. 1,5 milyar dolara yakın kıymetli metaller ithalatında düşüş var Eylül ayında. Neden? Tekrar ediyorum. Müdahale ettik ekonomiye. Kötü mü yapmışız müdahale ederek? Değil mi? İyi yapmışız. Evet. Eline sağlık müdahale yapanın. Çünkü insanlar o aldıkları altınları yastık altına koyuyorlar ve ekonominin dışına çık. Ha sonra bu altını yasakladık, bu sefer gümüşe döndü. Şimdi bakın önümüzdeki aylarda biz onu gümüşte yine kıymetli metaller olarak göreceğiz ama gümüşte bir artış olarak göreceğiz ve cari açığımız yine devam edecek. Çünkü biz hep elimiz titreyerek yapıyoruz bazı şeyleri. Bakın elimiz titrediği halde müdahale ederken Sayın Alparslan
titrek elle bile artıya geçiyoruz. Demek ki Türkiye'nin bakın o kadar büyük olanakları var ki, o kadar büyük olanakları var ki çözüme getireyim ben şimdi. Lütfen. Planlı ekonomi. Planlı ekonomi Sayın Alparslan. Planlı ekonomi demek devletin müdahalesi demek. Çünkü ne yapmak istediğini bilerek siz planlarsanız önünüzü, o planlamanın içinde siz rakamlarınızı yerine oturtursunuz. Çünkü ne yapmak istediğinizi bilirsiniz. Şimdi Türkiye ne yapmak istediğini bilmiyor ki. İşte bakın bir refleksle altına kota koyuyor. Altına müdahale ediyor, cari fazla veriyor. Bu kadar şey rahat Türkiye'nin ama tabii Türkiye'nin rahat derken biraz da temkinli şöyle konuşalım. Türkiye o kadar önemli bir ülke ki dünyada eğer biz Suriye ile anlaşabilirsek, eğer Cumhurbaşkanımız gittiğinde Esad ile bir görüşseydi, Esad'a Sayın Mehmet Yuva'yı ben izledim bir iki saat önce kanalda. Sayın Mehmet Yuva diyor ki, Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye ile ilişkilerimizi düzeltmek istiyoruz diye açıklama yapın. Suriye gelmesin yanımıza. Sayın Yuva'nın söyledikleri şeyler o kadar güzeldi ki. Evet. Gelmesin, onda kalsın. Çünkü tarihi bir çağrı olacaktır ama bilin ki diyor, siz bir adım attığınızda Suriye size 10 adım gelecektir. Bakın Suriye ile Türkiye anlaştığında İsrail Filistin'i bombalayamaz. Bakın sihirlidir bu işler. Hı hı. Peki İsrail, Cumhurbaşkanı bunu biliyordur muhakkak bu yani bu adımların ne kadar ona güç kazandıracağını, daha doğrusu bizlere ne kadar güç kazandıracağını görmüyor mu acaba bu dış politikada kendi etrafındaki insanların, danışmanların, bu politikaları yürüten kişilerin, özellikle yapıcı politikalar yürüten bu kişilerin Suriye ile ilişkilerimizi, nasıl Mısır'la ilişkilerimiz bir noktaya gelmişti. Dolayısıyla orada da yine adımlar atılmıştı. Çalışmalar yapılıyordu arka planlarda. Bu çalışmalar acaba neden bir noktada virgül atılıyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin acaba burada yani, bir parmağı olabilir mi? Ne dersiniz? Ya da Batı'nın bir Sayın freni? Alparslan, bakın Türkiye 1900 45 diyelim ona özet olarak. Çünkü Dünya Savaşı vardı. Evet. O yılları tartışmak o kadar şey değil. 1945 yılından sonra biz Amerika'nın rotasına girdik. IMF'ye üye olduk. NATO'ya girdik. İşte Kore'ye asker gönderdik falan falan falan. 1980'de Amerikancı darbe oldu. Amerikancılık o kadar hücrelerimize işledi ki oradan kopmak için çok ciddi bir irade lazım. Tereddüt gösterdiğiniz her anda o Amerikancılık ortaya çıkıyor. O Amerikancılık size adam iki tane bakın küçücük şeye Gazze'ye müdahale etmek için iki tane hoca uçak Filo gemisi gönderdi, gönderdi. evet. Filo tabii hatta filo demek lazım. Hı-hı. Çünkü o savaş gemileri de var o evet. Uçak gemilerinin etrafında. Hı-hı. O kadar korkuyorlar ki, o kadar korkuyorlar ki bizden, bizim Suriye ile İran'la anlaşmamızdan. Hı-hı. Ayakları titriyor. İnanın Amerikalı generallerin, Biden'ın, Blinken, HGB muhteşem bir iş yaptı. Canını okudular Blinken'ın. Blinken ter dökmüştür inanın bakın o HGB'nin gösterisinde. Çünkü korkuyorlar çünkü bu nefret, bu tepki bir anda patlayacak. Kimi önüne alırsa sürükleyecek, sel gibi gelecek bakın bu öfke ve nefret. Türkiye'de anti-Amerikancılık %90'lar seviyesinde. Oy atanların, oy atılan partilerin iktidarda yok, muhalefette şu kadar bu kadar oy aldığına bakmayın. Anti-Amerikancılık, Amerikan düşmanlığı çok yüksek seviyelerde Türkiye'de ve bunun atlamasından bu bentleri zorluyor. İşte HGB, Vatan Partisi bunlar o bentleri zorlayan örgütler.
Ayakları titriyor onun için filolarla geliyorlar Doğu Akdeniz'de. Ufacık ölümden korkmayan insanları öldürmek için filolarla geliyorlar. O kadar önemli bir şey ki. Ben bir video izledim. Bir İsrailli asker cepheye gitmek istemiyor ve komutanına diyor ki, ama onlar ölümden korkmuyor diyor. O kadar önemli bir şey ki bu. Evet. Onlar ölümden kork. Evet. Filistinliler ölümden korkmuyor ve Filistinliler bizim için savaşıyorlar. Bizim için ölüyor. Türkiye için de ölüyor Filistinliler. Çok iyi bilmek lazım. Bunun değerini ve Filistin'i sonuna kadar desteklemek lazım. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.